Alparslan, Hızır ve hatta Hızır Ali 24 saat takip edilecek Murat. Her yaptıklarını bilmek istiyorum. Efendim, kayıtlara girer. Sonrasında geri dönüş olmayan bilgiler elde edebiliriz. Benden gizli bir şey yapmıyorlarsa düzeltilmeyecek bir şey yoktur. Edindiğim bilgiler senle benim aramda kalsın. Efendim, nasıl oldu bilmiyorum ama iki lastikte de sorun var. Sinyal veriyorum. Ne olursa olsun devam et. Bir benzinliğe kadar gidelim. Emredersiniz efendim. Ben yedek bir araba isteyeyim. Panik yapma Murat, panik yapma. Her yerde inşaat var, bir şey batmıştır. Efendim, yedek araba gelene kadar araçtan inmeyin. Bana bir su alır mısın? Tabii ki. Kimsiniz siz? Ne yaptığınızın farkında mısınız? Benim anlamadığım bu hakkı içimizde kime sıksa niye diye sormayacak kişiler olarak burada oturuyoruz. Adam gitti Ender'i öldürdü. Bu ne demek bu? Ben bunu anlamadım. Çünkü o aşağılık herif. Adam öldürmekten çok canımızı yakmak istiyor. Ender en sevilenimizdi. Siz dün bir uzlaşmaya gittiniz reis. Bunun cevabı niye Ender'den geldi? Kimi öldürmesini isterdin Ateş? Beni mi? İnsan uzlaşamadığı insanla ilk çatışır. Hızır Reis'e, İlyas'a ya da Yaşar'a yürüse deposu basıldı diye anlayacağım. Ender'i öldürmek ona ne kazandıracak? Arkadaşlar, biz herhangi bir baskın diye düşünüyoruz bu olayı. Basılan mekan tozun üretim merkeziydi. Hakkı'nın mesajı
Ender'le sınırlı kalmaz. Buradaki doğru soru sıradaki hangimiz? Neden sıradaki hakkı değil de hangimiz diye soruyoruz Ünal Bey? Çünkü biz birbirimize bağlı değiliz. Ve Hakkı da bunu bize karşı çok iyi kullanıyor. İçimizde Hakkı'ya düşmanlık gütmeyen var mı Ünal Bey? Bence var. Ateş Hakkı ile görüşüyor. Ben görüşüyorum. Yaşar görüşüyor. Başka kim görüşüyor bilmiyorum ama bu kadar görüşme varsa mutlaka biri ihanet ediyor demektir. Sen misin lan Ateş? Bizi satan. Diyelim ki ben satıyorum. Ne karşılığı satıyorum? Bence bu masadaki en renkli adam olan Ender'i niye satayım? Sen varken. Gör bak Hızır. Bir fırsatım olsa ilk seni satarım diyor. Tipi abi. Hakkın istediği de tam olarak bu. Bizi birbirimize düşürmek. Ki başardı da. Ama ateş üstünden değil. İlker. Sen mi sattın Ender'i yoksa? Sen çok yakındın Ender'e. İçimizde en çok sen üzüldün diye mi konuşmuyorsun? Ne konuşacağımı bilmiyorum. Duygularını anlat bize. Ender en son senin neymiş? Ne konuştunuz? Ne dedi? Nereye gitti? Biriyle buluşacak mıydı? İçine doğmuş gibi. Lan İlker. Senin paran da yok artık. Bende para çok. İstersen birazını seve seve sana veririm dedi. Ölümlü dünya dedi. Mirasına beni mi yazmış ne? Saçmalama lan dedim. Boş boş konuşma. Hani o hep derdi ya. Ben niye ölüyorum? Sen öl lan İlker diye. Biz niye ölüyoruz dedim. Hakkı ölsün. Çok güldü. Hızır Reis, bu adam belinde bombalar olmadan tuvalete bile gitmezdi. Biri silah çekse pimi çeker, kendini de onu da öldürürdü. Kim aldı bunun elinden bombaları? Tanımadığı biri onun elinden bomba alamazdı. Belli ki çok yakını. Sevdiği biri yaptı bunu. Şahin Ağa'nın oradaydık. Belki ona saygısından mekana bombayla girmemiştir. Saygı? Saygı.
Hilal'in ölmeden önceki son görüntüleri. Oradaki İlker. Ender'le ne alaka? Gelecek, gelecek. Ender şimdi gelecek. O İlker'in yanındaki Hakkı'nın oğlu Yalçın. Fırsat verirseniz Ender'i geri getiremem ama bu hakkıyı size veririm. Biz senden bir şey istemedik. Sadece sadık kalmanı istedik. Her menfaatinin, her beklentinin üstünde bir dostluk var dedik. Sen gittin en yakınındaki, sana en kıymayacak olan, içimizdeki hepimizden çok seni kayıracak olana kıydın. Şimdi dönmüş diyorsun ki size Hakkı'yı veririm. Biz Ender'i geri istiyoruz. Eğer Ender'i geri getirebilirsen bir fırsatın daha var. Hadi getir. İhanetin bedeli bellidir. Benim için belli olmayan sadece bu İlker'i bize kim öldürttü? Yani bu video bize nasıl geldi? Ben getirdim. Bizim kimsesizlere ulaştırmışlar. Babana götürürsün demişler. Hakkı'nın bize ne yaptığının farkında mısınız? Kendi kimseyi öldürmüyor. Masamızı bize öldürtüyor. Beyler, masa ticaret masası olmaktan çıkıp ihanet masası olmuştur. Yani kâr da, zarar da ortada. Bu masadaki herkes bilsin ki bunun gibi ölmektense Ender gibi ölmeyi bin kere yeğlerim. Şimdi bu masada bunu seçmeyecek olan biri varsa Hakkı'nın safına geçsin, delikanlı gibi bizimle savaşsın.
Çıldırmışsın sen. Çıldırdım. Gözüm döndü. Niye biliyor musun? Bilmiyorum. Kimmiş gözünü döndüren? Sensin. Bana o tokadı attığın günden beri hiç aklımdan çıkmıyorsun. Çöz şunları da birkaç tokat daha atayım. Bu sefer ben seni tokatlayayım. Biraz da sen beni aklından çıkarma. Yürüyen geldim yine.